të cilët kanë dhe një histori e migrimi, por ajo që më intereson më tepër të Zoti Xham është puna e ti, është aktiviteti e ti dhe patriotizmi e ti që ndjen në zemër për mbar shqiptarinë. Merhaba Allah Xhambej. Merhaba. Ilkë Gjebedi Kabuleti në zicin të shikur e dyrim. Ben, çok teşekkür ediyorum. Değerli zamanınızı alıyoruz. Fakat hem sizin aile göçünüzü ve sizin Türkiye'de yapmakta olduğunuz işlerinizi ve bizim Arnavut ismimizi taşıdığınız, gururla taşıdığınız ve gururla yaşattığınızı ve yaptığınız işlerle bir Arnavut olarak her zaman çevrenizde ve yaptığınız işte sevilmenize sebep olan o sizin salam karakteriniz ve başarınız benim için çok önemlidir. Ben bunu tüm dünyadaki Arnavutlara aktarmak istiyorum. Türkiye'deki Arnavutlar bugün hangi konumdalar? Siz göç yaşadınız. Babalarınız sırtında bir ceket alıp sırtlarında sıkıntıları, üzüntüleri ve arkada bıraktıkları kan bağısı olan akrabaları bıraktılar ve buraya hiçbir şey almadan gelip sıfırdan bir hayatı başladılar ve siz bugün Türkiye'nin İş adamlarının sırasında en iyi seviyede, en yüksek seviyedesiniz. Bu bizim için bir onur ve bir gurur kaynağıdır. Tüm dünyadaki Arnavutlar, Türkiye'deki Arnavutların tanımasını istiyorum. Ve bu konuda sizi bugün seçtim. Çok 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 teşekkür ediyorum. Tabii şimdi öncelikle şunu söylemem lazım. Ben İstanbul'da doğdum ama göçmen bir babanın oğluyum. Ailem 1954 senesinde bugünkü Arnavut coğrafyasından ve bugünkü Makedonya sınırları içerisinden Kırçova ilinden göçmüşler 1954 senesinde. Tabii bu vardı ince zimet me zotin xham në Turqi është në Shqip për arsye se dua të bëj të njohur edhe figurat e njohur shqiptare të cilat jetojnë në Turqi. Zoti Ria Xham ka lindur këtu, por babai i tij në vitin 1954 së bashku me 25 tjerë anëtar familjar kanë emigruar nga Kërçova dhe kanë ardhur në Turqi ku kanë filluar jetën e tyre nga zeroja. Tabii ben 1977 yılında dünyaya geldim ama bütün çocukluğum, gençliğim hep babamdan duyduğum hikayelerle geçti. Dolayısıyla o Arnavut kültürünü uzakta dahi olsam hem genetik olarak hem de kültür olarak işte bu yaşa kadar yaşadım. Un kam ditur në vitin 1970 këtu në Turqi, por jam rritur me kulturën shqiptare duke më trashëguar ato nga babai im i cili vazhdimisht na ka folur dhe na ka rritur me kulturën shqiptare. Pra e ndjej thellë në zemër. Babamlar geldiklerinde 30 yaşlarında eşi, babası, annesi, kardeşleri ve 4 tane çocuğuyla birlikte İstanbul'a geliyorlar, Sirkeci Garı'na geliyorlar. Hatta o dönemden fotoğraflar da var. Pra babaj ka ardhur në moshën 30 vjeçare së bashku me nënën time edhe me fëmijë, ku kemi si kujtesë vetëm fotografitë asaj kohe. Po kush është babaj ti, si quhej? Le të mësojmë edhe fisin dhe pastaj të dalim tek emigrimi si kanë ardhur. İlkë önce babanız ismi neydi? Dedenizin ismi neydi? Onlara biz isim ve soy isim olarak da alalım lütfen. Şimdi tabii az önce kuzenimle de görüşmüştünüz. Evet. Ben her ne kadar Arnavutça bilmesem de belki de kulak aşinalığıyla bazı şeyleri anladım. Ahmet Hoca'dan bahsetti. Ahmet Hoca'nın torunuyum ben. Ahmet Hoca Sadiku. Rahat Sternipi Ahmet Hoca Sadiku nga Kırçova. Onun da en büyük oğlundan bir küçük olan yani ikinci oğlu Ziya Sadıker'in oğluyum. Babayı tiçuet Ziya Sadiku. Evet. Soyadınız da oradan geliyor. Evet, oradaki soyadımız Sadiku ama tabii Türkiye'ye gelince buradaki Türk diline uygun bir şekilde Sadıker olarak yazmışlar. Ve tabii bana ilk ilginç gelen şey, yani artık herhalde herkes biliyordur o göçteki zorlukları, göç sebeplerini. Onları çok acı şeyler. Belki bambaşka bir belgesel konusu bu konu. Ama o acı şeylerin üzerine bir de düşünün ki dilini dahi bilmedikleri bir ülkeye geliyorlar.
Rami gjithse historia e emigrimit ton është aq e dhimbur dhe tragjike sa të gjithë historitë shqiptarëve të tjerë që kjo mund të jetë një çështje tjetër, por ajo që ka qenë më e rëndë në këtë emigrim ka qenë ajo të cilët ato kanë ardhur në një shtet ku nuk kanë ditur as kulturën edhe as gjuhën, sepse gjuha e tyre ka qenë gjuha shqipe. Dil bilmedikleri gibi bir de burada herhangi bir finansman kaynağına da sahip değiller. Hiçbir şeye. Beş parasız. Yani rahmetli babam bana gösterirdi, bir tane tahta kaşık vardı. Yani, sadece onu mu getirmişler? Onu getirmişler. Pra, sadece o. Thot, jo vetëm që nuk kanë pasur gjuhën, por ajo që ka qenë edhe më shumë tragjike te ajo kanë qenë se nuk kanë pasur asnjë monedhë me vete, nuk kanë pasur fuqinë ekonomike, e vetëm ajo gjë që kanë sjell nga Kërçova ka qenë një lugë druri. Pra, e vetëm ja kujtes e familjes ka qenë një lugë druri. Bu arada, gelen bu aile hemen geldikleri ülkeye, yani bugünkü Makedonya, eski Yugoslavya'ya baktığınızda orada bir belediye başkanı, belediye başkanının ailesi ve orada belki yüzyıllarca ürettikleri malları da her şeyi bırakarak geliyorlar buraya. Sadece bir tahta kaşıkla. A, kanë qenë një familje të cilët kanë qenë edhe nënpunës qeveritar dhe drejtues në komuna, por ka qenë koha e vështirë dhe kanë qenë kushtet e rënda të asaj kohe që i detyroi shqiptarët të marrin dheun në sy, të marrin rrugën e botës, duke lënë gjithçka që kanë trashëguar nga stërgjyshjet e tyre në trokat e tyre arbërore dhe duke marrë botën me këmbë dhe duke trashëguar veç si një lugë druri. Geldikleri zaman tek bağlantıları, tek sahip oldukları şey bugün İstanbul Küçükyalı'da onlardan bir 20-30 sene önce gelmiş akrabaları bir evin içinde 28-30 kişi kalarak uzunca bir dönem o şekilde yaşamışlar. Ve evet miyacı të cilët e kanë të rashëguar dhe po mundohemi të të rashëgojmë edhe ne, është koha e pare emigrimit të tyre, kohë të vështira të cilët kur kanë ardhur, kanë banuar të një i afërmi i tyre i cili ka ardhur 30 vjetë për para atyre, pra duhet këtë ardhur e të viteve 1924, duke logoritur kohën, të cilët 25-30 veta janë detyruar të rrinë të jetojnë në të njëjtën shtëpi në dhomë. Ve yerleşik halkla dil bilmedikleri için iletişim sıfır uzunca bir süre. Dhe për një kohë të gjatë, ajo që ka qenë më vështirë, ka qenë mosditja e gjuhës turke, ku me popullin vendës, me komshit e tyre të cilët kanë banuar në të njëjtën lagje, në të njëjtën vend, nuk kanë mundur të kontaktojnë pra dhe të çajnë hall. Yani baktığınızda 300-500 yıllık bir birikim geride bırakılmış ve burada sıfırdan başlayan bir hayat. Pra të lëshëm brapa ato çfarë keni nga katra gjyshët duke dalë nga toka e stërgjyshërve, duke lënë gjithçka qindra dhe mijëra veçare dhe duke ardhur në një vend tjetër kur nuk e asnjë asnjë themel. Tabi ilk zamanlar her işi yapmışlar. Yani pazarda limon satmaktan tutun bir bakkal çırağı gibi ne iş olursa yapmışlar ve bu yerleşik, yani o günün Türkiye'sindeki yerleşik toplumla iletişim kuruluncaya kadar tekrardan göçmen olmuşlar. Bu sefer İtalya'ya gitmişler. Kimler gitmişler? Babamlar. Sizinkiler mi? Tabii. Wow, shumë interesante dhe thot kjo nuk kam mjaftuar që të jetë dalga e parë pra e emigrimit, por kur kanë ardhur këtu, megjithëse kanë pasur shumë probleme se nuk kanë mundur të bëjnë kontaktimin e nevojshëm, por dhe mbasi kanë ardhur këtu, janë detyruar të bëjnë një emigrim tjetër duke vajtur nga Turqia në Itali. Hangi yolda gitmişler, kaç yol sonra gitmişler Türkiye geldikten sonra? Yani hemen bir 2-3 yıl sonrasında kadınlar ve çocuklar bırakılıyor İstanbul'da. Ailenin erkekleri İtalya'ya gidiyorlar. Çalışmaya mı gidiyorlar? Çalışmaya gidiyorlar. Dhe në pasi kanë ardhur këtu 3 vjetë mbrapa, duke braktisur, duke dhe në gratë dhe fëmijat këtu, kanë vajtur që të punojnë në Itali. Ja, Itali gitmek të zaman kolaj me ide, nësi gitmişler? Son derece zor. Yani işte orada yaptıkları gündelik işlerle, gıdım gıdım biriktirdikleri, kuruş kuruş biriktirdikleri paralarla, son paralarıyla
o zaman İtalya ile Yugoslavya arasındaki sınır kenti Trieste'ye gidiyorlar. Ve orada tekstil işiyle başlıyorlar. Pra quando nuora da duke mundia duke mbledhur disa moneda disa lek kanë bërë një thesar të vogël të cilën e kanë përdorur për të vajtur në Itali ku kanë vajtur në Trieste dhe kanë vazhduar punën e parë të tretë tek tis duke u bazuar tek tekstile. Tabii bu süreç şimdi anlatırken kolay ama bir 15 yıllık bir zaman dilimine varıyor bu zorluklar. Yani aile işte bir baba ve anne düşünün, onun 5 çocuğu, onların çocukları, eşleri, kalabalık bir aile 15 sene savrulmuş bir şekilde yaşıyorlar Türkiye'de. Dhe me të vërtet është një histori shumë tragjike duke menduar se si duke vraktisë në ratë të parë vëndën e tyre të sëgjyshën e tyre, duke ardhur, duke vendosur në një vënd tjetër ku zdi në gjuhë, nuk di në kulturë dhe janë të buaj në këtë vëndë, dhe të jetë kjo një luftë 15 vjeçare për mbi jetesë për të krijuar jetesën edhe të ardhmën e fëmijëve. Tabi o yıllardaki ailenin genç bireylerinin eğitim şansı da olmuyor bu şartlar sebebiyle. Dhe duke bazuar tek këto vështirësi edhe brezi i ri asaj kohës ka qenë shumë i vështirë që të arsimohej. Ağır bir hayat mücadelesi, ister istemez hayata tutunma mücadelesi, hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Bu yaklaşık 15 sene sürüyor. Yani önce bir zorunlu göç, arkasından göçten başka bir gurbet, bir göç daha. Göçten göçe, dalga göçten, dalga. Dalga dalga bu şekilde zor bir 15 yıl geçiyor. Arkasından İtalya'da çok başarılı oluyorlar. Ve oradan tekrardan Türkiye'ye dönüp, mesela benim kendi çekirdek ailemden bahsedersek babam, 69 senesinde İstanbul'un en büyük inşaatlarına başlıyor. Babanız. Babam evet. Böyle bir göçten sonra evet. 1954 yılında geliyorlar. 1969 senesinde. Yılında... Bakın burada şimdi bazı fotoğraflar var. Belki daha sonra kameralara gösterirsiniz. Yani baba ti kardon në moshën 30 vjeç në vitin 1954 edhe siç e theksoi zotëria që punuar me dirësin e ballit ka arritur që në vitin 1969 të jetë një nga themeluesit, pra një nga përfaqësuesit e firmave të ndërtimit më të fortë këtu në Turqi, që siç e shikojmë edhe në fotografi duhet të jetë këto ndërtesë të para që ai ka bërë në Stamboll, po le të mësojmë nga djali. Yani şu fotoğraftaki resimler 1969 senesi İstanbul. İstanbul'da 1969 senesinde evet. Kim yaptı onlar? Babam. Babanız yaptı. Evet, babam yaptı. Nasıl başardı bunu? Babanız inşaat mühendisi miydi? Babam şöyle, babam aslında zamanın konjektürüne baktığınız zaman, zamanın ruhuna baktığınız zaman o zamana göre eğitimli bir insandı. Lise eğitimi de bulunmuş. Ama inşaat insan, mühendisi değildi. İnşaat mühendisi değildi ama hep hayalinde müteahhitlik yapmak, inşaat yapmak, konut üretmek gibi hayaller barındıran bir genç. Tabii hayatın zorlukları, parasızlık, göçler, gurbetler, bütün bunlardan sonra ancak belli bir finansman olgunluğuna erişince hayallerini bu sefer hayata geçirmeye başlamış. Pra baba e ti ka pasë mbaruar gjimnazin atë kohë në Kërçovë, nuk ka qenë një inxhinier ndërtimi, mirë po ka pasur një ëndër gjithmonë pra që të bëhet një inxhinier ndërtimi dhe gjithmonë ka vrapuar mbas ëndërave të ti dhe si që shikojme ka realizuar në mënyrë më të mirë, që më fotografi që përshikoj për momentin në qëndërën dhe në zonë ku ato janë një nga vëndet më turistike më të preferuar të Stambolit, edhe kjo është një hapi mat edhe një firm tjetër shqiptare, pra është një brojt, një ngurje tjetër që nga bënë që të ngrijet hunda për pjetë dhe të mburëm i të temi, ja, ne këto jemi, ne jemi shqiptarët e Turqis. Gjerë që këta bu bize çok farklı të bë bojdu të shio, çünkü hiç tengelen bir insan, dil bilmediği bir yerde geliyor ve başka bir ülkeye gidiyor çalışma orada da dil bilmiyor, bu arada. Orada da dil bilmiyor ve kısa bir süre içerisinde böyle bir merdivenlerin başında olup böyle bir duruma gelmesi bizi gururla biz Arnavutuz dedir diyor. Ama bu imkanları sağlayan ve her şekilde Türk devleti vardır ve gerçekten Türkiye'de olan ki Arnavutlar her konuda her dalda büyük bir başarı gösteriyorlar.
Yani şimdi, bunun için biz şanslıyız galiba Türkiye'de olmamıza. Şimdi tabii ki o günkü Türkiye'ye baktığınız zaman o günkü Türkiye'de fırsatlar var. Ama ben bu başarıları birçok şeye bağlıyorum. Bunun başında bana göre Arnavut kültürü var. Arnavut kültürü var. Tabii. Arnavutların genetiğinden gelen bir kültür var. Onun dışında uzunca yıllar, yani tam hem Birinci Dünya Savaşı'nı hem İkinci Dünya Savaşı'nı yaşamış bir coğrafyadan, türlü türlü zorluklarla, savaşlardan, rejim değişikliklerinden, katliamlardan göç etmiş bir ailenin dramı da var bir taraftan. Bir taraftan da o zorlukların insana getirdiği cesaret de var. Pravješina doći da imate sukcesom ili da flasime punun ton da me hapat tona me firma tona ku dono bot ili već ane što flasime shqiptari dhe turqis është ajo është gjakujin që kemi gjakun shqiptar, është trashëgëmia që kemi në genet tona, janë vështirësit e mëdha që kemi kaluar, janë vështirësit e mëdha dhe luftër dhe mëdha që ka kaluar populli shqiptar dhe sa më shumë kemi vuajtur, aq më tepër kemi rezistuar, aq më tepër kemi përballuar vështirësit, aq më të fortë jemi dhe aq më të guximshëm jemi dhe kjo na bën që të jemi edhe më të fortë, si duket është vuajtja ajo që na bën që të jemi të hekur dhe pamboshtur. Yani sonuçta ben bugünden baktığımda o yıllara, hem anlatılanlara hem biraz da belki benim kendi yaşadıklarıma baktığımda şunu çok net görüyorum. İşte hem o zorluklar, ki bu zorlukları bana göre o yıllarda dünyanın birçok yöresinde, birçok yerinde Arnavut diasporasının ortak çektiği zorluklar. Bunlar kolay şeyler değil. Ülkenizi, topraklarınızı terk etmek zorunda kalmanız kolay şeyler değil. Çok zor zamanlar. Ve düşünün, yani bir insanın kaybedecek bir şeyin artık olmaması ne demek? Pra është dhimbje, janë emigrime që e detyruara që na kanë bërë të jemi të fortë, të përballojmë dhe të luftojmë për rezistencë. Pra duke menduar se gjyshërit dhe baballarët tanë kanë emigruar edhe s'kanë pasur asgjë për të humbur. Dhe një person që nuk ka frikë për të humbur diçka sepse ka humbur gjithçka, ka humbur pra atë dheun e tij, ka humbur me dheun e tij, ka humbur ato çfarë i kanë dhënë gjyshërit e tij, pra tokën e tyre anëtare. Dhe nuk e kanë ngel asgjë tjetër për të humbur veç se shpirtin e tyre. Pra, kjo është një fuqi e madhe që na ka bërë që të jemi sa më tepër luftëtar. Dhe gerçekten çok durubisës. Yani ne kadar çok acı çektiysek, ne kadar çok mücadele etmek zorunda bırakıldıysak, o kadar çok savaştık, o kadar güçlü olduk, o kadar salım adımlar attık. Bir de bence buna şunu da eklemek lazım. Arnavutların binlerce yıllık kültüründeki çalışkanlıkları, ahlaklı oluşları, onların da çok büyük etkisi var bu başarıda. Çünkü hemen işte 1969 senesinden sonra yapılanlara, ürettiklerine baktığımda Türkiye kamuoyu içerisinde de, yani Türk toplumu içerisinde de çok saygın bir yer edinmişler. Pra jo vetëm që kemi arritur suksesin në anët të ndryshme të punës, por kjo ka qenë virtyti ynë i veçantë që kemi si shqiptar që e trashëgojmë prej mijëra vjetësh, që njihemi edhe si punëtor, edhe si të fortë, si luftëtar dhe si besnik. Por gjithashtu kjo na ka bërë që jo vetëm të jemi të suksesshëm në punë edhe në rritjen e ekonomisë son, por na ka bërë që të jemi të suksesshëm dhe të zëm një vend të veçantë në çdo anë të rrjeteve sociale dhe të punëve sociale dhe në çdo makam të Turqisë. Ve tabi mesela bugün bile bu itibarı ben kendim şahsen hissediyorum. Yani birçok insan mesela beni Arnavut Ziya'nın oğlu diye tanırlar. Dhe këtë ndërë edhe këtë krenari, unë e jetoj edhe vetë sepse një pjesa më e madhe e të gjithë bashkë punëtorëve të mi dhe ato me të cilët të punoj, me njohin si djali shqiptar i biri Ziyaj. Pra është diçka një qëthire me emrin shqiptar. Ja, gerçekten sizi çekmek ve sizden bu olayları duymak benim o Arnavut kanımı var ya tamamen böyle bir kaynar kazan haline getiriyor. Çünkü gurur duyuyorum. Hani çünkü ben Türkiye'ye geldim de Türkiye'de Arnavutlar olduğunu bilmiyordum.
Bir de sizler gibi gerçekten Arnavut kökleri olan bir kök olarak ben görmüyorum. Çünkü siz hakiki Arnavutsunuz. Kök başka bir şey. Arnavut kökenliyim demek başka bir şey. Ama gerçekten Arnavutluğu hissetmek ve onu yaşatmak ve onu hissettirmek bambaşka bir şey. Bunu ancak gerçekten kendine bir bütün Arnavut olarak hisseden, bu şekilde yetiştirilen, bu şekilde yaşayan ve bunun için damar dağıtan kanının o akışını hisseden insanlar aktarabilir. Yani şimdi sizin tabii bu güzel sözlerinizde ben şunu eklemek isterim. Şimdi şahsen yeryüzünü kıymetli kılan şeyin, dünyayı değerli kılan şeyin ben insanların kültürel farklılıkları olduğunu düşünüyorum. Yani bana göre bugün dünya yaşanabilir bir yerse, hala yaşanabilir bir yerse, bunu zengin kılan, bunu kıymetli kılan insanların kültürel farklılıkları. İşte Arnavut kültürü de bunlardan bir tanesi. Yani ben Arnavut kültürüyle gurur duyuyorum. Hem babamdan edindiğim bilgiler, ondan bana geçen hem genetik hem de duygusal kültür bana bunu söylüyor. Ayo, şimdi bu muhasebe diyeyim, kenar değilim, tonu rahatı par, işte kültür ayımış iptale, sebse ayo, şimdi bu ne işte de yetoyum da kötü bot, kada işte bu kötü bot, işte de yeto at samı mira, yana kültür at endürüşme, de cilat kriyon popülsin. Ve një nga këto kultura të cilat e bën këtë botë më të bukur edhe më të jetueshme është kultura jonë shqiptare që ndihem krenar me kulturën të cilës si përkas dhe që është më është trashëguar nga prindërit e mi. Ailenizde çok güzel değerlere sahipsiniz ve aile tarafınızda gerçek sizi çok güzel bir Arnavut kültürü yansıtılmış ve yaşatılmıştır. Ben de sizi biraz daha çok merak ediyorum. Çünkü ofisinizi görüyorum. Orada İlyria helmeti var. Bizim İlyrialıların helmeti var. Hani helmet diyoruz biz ona. Arkanızda başka bir sembol var. Bu da bizim İlyrialıları götürür. Ama tamam, onun içeriğini görmedim, girmiyorum. Fakat iş olarak da ben sizleri biraz tanımak istiyorum. Aslında Cem Bey kim? Cem Bey hangi okulu bitirdi? Nereye mezun oldu? Ne işler yapıyor? Aslında kim? Yani şu an Türkiye iş adamlarının sırasında neresindesiniz? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Bir tanısın Arnavutlar. Orada yurt dışındaki Arnavutlar, Türkiye'deki Arnavutlar ama sadece çiftçilik yapıyorlar, sadece hayvanlar besliyorlar. Orada sadece işçi olarak çalışan Arnavutlar var diyen yurt dışında yanlış bilgi sahibi olan insanlar, Türkiye'deki Arnavutları kim olduğunu bir örnek olarak sizleri tanıtmak istiyorum. Raduat një zotin jam si personalitet ndryshëm, sepse ka një mentalitet nga shqiptarët në gjithë botën që thonë shqiptarët në Turqi nuk kanë të drejta, shqiptarët në Turqi janë thjesht punëtorë, shqiptarët në Turqi janë të varfër, shqiptarët në Turqi janë hizmetçarë të tjerët. Por kjo nuk është e vërtetë dhe nga ngjizimi që po bëjmë me personalitetet të ndryshme shqiptarë këtu në Turqi, si që shikoni, këto janë në poste shumë të ndryshme. Dhe sot duat ju prezentoj me Cem'in. Şimdi az önce tabii bütün konuşmalarımızı, yani tarihsel geçmişi bir tarafa bırakıp günümüze geldiğimiz zaman, ben az önce anlattığım gibi Arnavut bir ailenin aslında bütün bu zorlukları çektikten sonra artık rahat bir döneminde dünyaya gelmiş bir insanım. Tabii 1977 yılında İstanbul'da doğdum. Babamın rahatsızlıkları sebebiyle Yalova'ya geldik. Yalova'da yaşıyoruz. O yıllarda burada ilkokul, ortaokul, liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği bölümüne girdim. Rakam 14 İstanbul ve basi babayım kaloi një problem shëndetë sor erdhëm në Yalova, ku këtu përfundova mësimet e fillore dhe mësimet e liçare dhe gjimnazin dhe më vonë mbarova studimet e larta në Universitetin e Istanbul'dit si inxhinier ndërtimi. Ve hemen İstanbul Üniversitesi'nden sonra akademik çalışmalara, bilimsel çalışmalara başladım. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde geoteknik ana bilim dalında yüksek lisans eğitimime devam ettim. 2002 yılına kadar iki tane bilimsel kitap çalışması yaptım. Hemen akabinde de iş hayatına dönmek durumunda kaldım babamın vefatıyla birlikte. Ve halen aşağı yukarı 20 yıl geçti.
halen kendi firmamızın başında ailemizin işlerini devam ettiriyorum. Poprovetse barova studime te darte se inginer, un patjetër që nuk dalova këtu dhe nuk ndejta vetëm me punën time të inxhinierizmit, por vazhdova studimet akademike gjithashtu duke bërë kërkime dietare dhe shkencore mbi edhe të ndryshme gjenetike, mbi të cilat kam edhe dy libra mbi të cilët kam shfaqur punën time. Dhe këtoj vazhdova deri në vitin 2002, ku mbasi humba babain tim, pa tjetër që isha detyruar të kthehem në krye të punës time, të biznesit tim që kam, dhe akoma i vazhdoj kërkimet e mia në këto rrjeta. Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz diye sorarsanız, hem turizm hem inşaat alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Pra gjithashtu merrem si edhe me ndërtimet edhe me turizmin, pra në të tek të ndryshme böyle aktivitetet e mija të mëla. Diğer taraftan da Arnavut kültürünü yaşatmak için dernek çalışmalarımız oldu. Gjithashtu hala da devam ediyor. Për të gjallë kulturën shqiptare dhe për të trashëguar kulturën tonë shqiptare dhe brezat e vi pasardën, vazhdimisht kam qenë edhe përfaqësues edhe krijues një themelues një shoqate për mbrojtjen e kulturës shqiptare këtu në Jallova. Ja ne turizm derken birazcık turizmde... Otelimiz var İstanbul'da. Oteliniz var. Evet. Diğer taraftan da ben zaten inşaat yüksek mühendisiyim. Burada hem danışmanlık hem proje anlamında çalışmalarım devam ediyor. Pra për turizëm është pronari një hoteli më të njohur këtu në Istanbul, por këtë duat të cilësoj pak një krahasim në mes të turizmit që zhvillohet në Turqi dhe nuk e di se sa i lidhur është dhe çfarë mendimi ka për turizmet në Trojën Shqiptare dhe të Kosovës. Që në turizm dhe arken biraz aslında sizde bir bilgi edinmek istiyorum diyeceğim, çünkü bu konuda ben tamamen sıfırım. Yani Türkiye'de turizm sektöründe olmak kolay bir meslek değil, çünkü büyük bir ülkede bahsediyoruz ve turist potansiyeli çok büyük olan bir ülke Türkiye'dir. Yani dünyanın ilk sıralarını diyebilirim. Çünkü milyon turistler ağırladık. Şimdi bu pandemi dönemini geçiyoruz. Arnavutluk ve Kosova konusunda, turizm konusunda hiç bilginiz var mı? Ya da bu konuyla ilgili oradaki nasıl görüyorsunuz oradaki turizm? Yani bu döneme yok sayarsak. Yani şimdi bu bahsettiğiniz konuyla alakalı... Yani bundan yani yaklaşık... gelişmiş midir? Yani var mı bir ışık oradaki çalışma sistemi? Yani sizin düşüncenize göre. Çünkü Türkiye'de çok titiz bir çalışma yapılıyor ve gerçekten turistlere olsun, yabancı ve yerli turistlere olsun, turizm herhangi bir dalında çok güzel bir hizmet veriliyor. Reperinden başla, tanıtımın da başla, yemekten başla, tatil programlarının da başla ya da otellerde verilmiş olan hizmetten başla. Yani bu Arnavutluk'ta kıyasladığı zaman hiç gittiniz mi bilmiyorum ya da duydunuz, şahit oldunuz mu buradaki... Çok defa gittim. Yani düşünceniz nedir ki burada? Yani şimdi, ne adımlar atılması şimdi, gerekiyor? Yani şimdi tabii, nasıl değerlendirilmesi gerekiyor? Şimdi, çünkü turizm büyük bir kaynaktır, ekonomik kaynağı. Türkiye'nin her yıl 40 milyar dolar üzerinde beklediği bir sektör, hizmet sektörü. Tabii Türkiye çok büyük bir devlet. Ve hizmet sektöründe Türkiye'nin aktif olması yaklaşık 40 yıllık bir mazisi olan bir şey. Ama hani Arnavutluğa ve Kosova'ya baktığınız zaman zaten... Hani Arnavutluğun rejim değişikliğine baktığınızda veya Kosova'nın kuruluşuna baktığınızda daha henüz bu tecrübe ve birikim orada yok. Ama ben size şunu çok net söyleyebilirim. Yani hem Kosova'ya hem Arnavutluğa defalarca gitmiş birisi olarak oraya bir de turizmci gözüyle veya turizm gözüyle baktığımda ben müthiş bir potansiyel görüyorum özellikle Arnavutluk'ta. Yani Avrupa'nın en büyük su kaynaklarının olduğu Adriyatik'e belki de en büyük, en uzun kıyılarından bir tanesi Arnavutluk. Evet. Pra yani, kryeta se çfar krahasimi shikon ose çfar mendimi i ti për çështjen edhe për degën e turizmit në Shqipëri, sepse Turqia ka një potencial shumë të madh turistik me miliona turistë vazhdimisht vinë në Turqi dhe patjetër që të japësh shërbim në degën turistike të Turqisë, do të thotë që të kesh një përvojë shumë të madhe kur Shqipëria ka disa vite që ka vazhduar turizmin, kur thekson zotëria që me 10 herë kam qenë që si në Shqipëri dhe në Kosovë dhe Shqipëria ka një avantazh shumë të madh sepse ka burime shumë të bëlla ujore, pra naturale, gjithashtu ka një bregdet aq të maniqëm dhe një nga bregdetet më të rralla dhe më të bukura që mund të shfrytëzohen në degën e turizmit. Ve tabi Arnavutluğun
belki de Avrupa'nın en eski toplum oluşu, binlerce yıllık tarihi, kültürel hazineleri de göz önüne alırsak, yani iyi bir... Çok daha iyi bir konuda olması gerekiyor aslında. Yani tabii bunu da belirleyecek hükümet politikaları neticede. Yani ben çok büyük bir potansiyel görüyorum. Onlar için koyun avantajlı mıdır? Madde rikten turizmi, konu çok da se çeviri bir kase dolu heyecet, patiyeter için çok da se zhvillonje politik të drejt në këtë rrugë. Pra Shqipëria duke u bazuar që është një nga është populli më i vjetër i Ballkanit edhe është nëna e të gjithë popullëve ballkanike dhe duke u bazuar edhe tek kultura e saj e lashtë, tek zhvillimi i saj i lashtë që ka pasur nga të gjitha anët, Shqipëria ka një potencial shumë të madh dhe një të ardhmë shumë të madhe në turizëm, qoftë në turizëm, qoftë se bëhet një rrugë e drejtë, qoftë se zgjidhet një rrugë e drejtë edhe një punë me të vërtetë në këtë çështje. Yani çünkü Arnavutluk'ta hem doğal kaynakları baktığımız zaman, coğrafyası baktığımız zaman, yazlık kış turizmle ilgili gerçekten çok güzel bir yer. Ama bu konuyla ilgili bilmiyorum, ben kendi düşüncemi söylüyorum. Gereken yatırım yapılmıyor ve Türkiye'de çok ciddi Arnavut iş adamlarımız var sizler gibi. Yani Arnavutluk'ta iş yapmak isteyen de Arnavutlar var. Ama genellikle devlet tarafında çok da adımlar atılmadı diye düşünüyorum. Yani orada Yunanlı gidiyor, İtalyanlı gidiyor ve orada yatırım yapıyor, fabrika yapıyor, ne bileyim ben santraller yapıyor, oteller yapıyor ve bizim Arnavutlarımız İtalyanların ve Yunanların, dün boğazını kesen olan Yunanların işçileri oluyor. Oysa Türkiye'de böyle bir çalışma olsa ve Türkiye'deki iş adamları sizler gibi insanlar gidip de kendi vatanına yatırım yapsınlar, orada otel yapsınlar, orada bir kış turizmi açsınlar, oradaki insanlar kendi insanını çalışıp kendi işine sahip çıksalar, bu Arnavutluk için büyük bir avantaj olur diye düşünüyorum. Çok doğru. Hatta bence bunu sadece Türkiye ile de sınırlamamak lazım. Tüm dünyadaki Arnavutlar. Tüm dünyadaki, yani Arnavut diasporası da düşünmek lazım. Çok büyük bir potansiyel. Elbette yani bugün hem Arnavutluk'ta hem Kosova'da devleti yönetenler buna biraz eğilseler bu müthiş potansiyeli görmemeleri imkansız. Yani para çeviri çiftare para kurtemi çeviri çiftare flasim bir düştüydü Şipri'nin de Kosova'nın po të havin pak süt edhe të bështronë në gjithë botën diasporën çiftare në botë dhe të shikojnë se qëfar figura është të shuara dhe sa figura të përparuar çiftare ka dhe të bëjnë një bashkëpunim të drejt me çiftare të jashtë shtetit, do tjetë një hapim madhështor edhe shumë pozitiv në rritin e ekonomisë të Shqipërisë, të cilët duhet të përdorin shqiptarët jashtë shtetit, duhet të përdorin shqiptarët të cilët kanë krijuar ekonominë e tyre për të hapur qendra punësimi në Shqipëri, kështu që do të jetë edhe një rrugë tjetër, një urë tjetër për bashkimin e mbar shqiptarëve, do të bëhen lidhjet e humbura. Yani aynı zamanda sadece bir yatırım olarak düşünmemek gerekir. Çünkü Arnavutlar oraya çektiğin zaman aynı zamanda yıkılmış olan, kaybolmuş olan o köprüler bir daha onlar güçlenir ve böylece Arnavutlar Arnavutlarla tekrar bir araya gelme ve güçlenme söz konusu. Bence şu an geldiğiniz nokta aslında bütün bu röportajın belki de en önemli noktalarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ben her zaman hayatımda en güçlü şeyin bilgi olduğuna inanmışımdır. Bilginin de kökeni insan kaynaklarına gelir. Bizim şu an hem Arnavutluk hem Kosova'ya baktığınız zaman tam olarak bilmiyorum herhalde bir 5-6 milyon bir nüfus var ama o kadar büyük bir insan kaynağımız tüm dünyada kaybolmaya yüz tutmuş durumda ki bunu belki bu videoyu izleyeceklerin düşünmesini isterim. Tüm dünyada bugün yetişmiş, iş adamı olmuş, doktor olmuş, mühendis olmuş. O kadar çok Arnavut var ki. Pra theksova që ky bashkëpunim do të jetë një urë e madhe për bashkimin e mbar shqiptarëve të cilët janë kudo në diaspor, kudo në botë dhe Zoti Gjam
duke ju dridhër buza thekson që kjo është një çështje e cila më ka brenguar në shpirtin tim dhe në zemrën time, sepse jemi një popull që jeni shëndar në gjithë botën, dhe kudo në botë emra shqiptar kanë arritur suksese të mëdha dhe kanë ardhur në një pozicion shumë të mirë të nga të gjitha anët e punës, pra dhe variantet e punës. Por nëse nuk do bëhet një bashkëpunim e tillë, ajo që më bën të më dridhet zemra është sepse në një kohë shumë të shkurtër do të humbin shumë rëndjet tona. Pra do të jetë një asimilim i plot. Janë bir bir asimile. Asimilasyon var. Yani istemeden yani bunu söylemek zorundayım. Biz hem dünya kültür hazinesinden önemli bir kültürün gittikçe yok olduğunu izliyoruz maalesef. Onu ndjej shpirtërisht që nga kjo mungesë bashkëpunimi po humbin rënjët tona dhe po bëhet një asimilim masiv. Këto e them me dhimbje në zemër, o Zoti Gjan, sepse po shikoj që në botë po humbin emrat e shquar shqiptar, të cilët kudo që janë, ku janë lindur, ku janë rritur dhe ku zotërojnë dhe punojnë sot, ato duhen dhe respektohen, por po humbin emri tyre shqiptar. Dhe nëse do vazhdoj një munges e tjilë bashkëpunimi, pa tjetër që do kemi një humbje të madhe masive shqiptare. Yani şöyle düşünmesini isterim izleyenlerin. İnsan kaynaklarından daha değerli bir şey olabilir mi dünyada? Ve bunu kaybediyoruz yani. Duat ju them diçka, thotë zotëri e gjem pra ato të cilët do na ndjekin. A ka diçka më të rëndësishme se sa njerëzit të lidhen edhe të bashkëpunojnë me njëri tjetrin? Dhe në qofta se nuk do kemi në lidhje një bashkëpunim të tillë të cilët këto duhet ta bëjnë patjetër udhëheqje qeveritare, kjo do të jetë një humbje e madhe për ne. Të bi ke bukonu lelgili e në bëjë ishë devletimizëve, devlet ju në të gjithërin e dushar, që jo në mëzë gjerare i getëri, jo në shohan, mëse labe në herë zaman dili getëri jorëm, Türkiye de doğmuş büyümüş fakat babası Arnavutluk'tan gelmiş ve tüm sülalesi Arnavutluk'ta olan Arnavut köklerinin en köklü ailelerinden birileri bugün Arnavut vatandaşı olmuyor. Ki bizim Arnavutlar Almanya'ya gidiyor, Japonya'ya gidiyor, Çin'e gidiyor, Amerika'ya gidiyor ve oranın vatandaşı oluyor. Tüm dünya bize vatandaşlık verirken Arnavutluk'ta babaları, anneleri, dedeleri doğmuş olan insanları bugün Arnavut vatandaşı olmuyor. Ve bu ciddi bir sıkıntı. Yani bana göre ciddi bir sıkıntı. Çünkü şöyle, bu insanlar onlar da bir şey istemiyorlar, bir şey beklemiyorlar devlette. Onların hakları, babaların doğduğu topraklar, isteyerek gelmediler. Oradaki yönetimsizlikle ve sıkıntıda kaçmak zorunda kaldılar. Kafalarını, kellelerini kurtarmak için, çocuklarını kurtarmak için. Gençlik o dönemler biz 30 yıldır demokrasideyiz. Bu 30 yıl için biz yeni bir devlet çoktan kurmuş olmamız gerekiyor, güçlü bir devlet. Birleşmiş olan bir toplum. Pra gjithmonë duhet të theksoj këtë që gjithmonë theksoj në programet e mia, pra duhet patjetër që shqiptarët kudo që janë në botë dhe sidomos shqiptarët të cilët gjyshëri e tyre dhe babalarët e tyre kanë lindur dhe janë rritur në tokat shqiptare dhe janë detyruar të largohen nga atje, duhet të kenë identitetin shqiptar. Se ky është ajo që do të na bashkojë, po nëse si qeveri shqiptare ose kosovare. Pra qeveria e Kosovës që është një qeveri tjetër, nuk i jep të drejtën e identitetit shqiptarëve, të cilët babalarët e tyre dhe gjyshëri e tyre kanë lindur në Trojet Arbërore, kjo do të thotë që këto njerëz me kalimin e kohës nuk do të quhen shqiptar. Yani sonunda şu noktaya tabii geliyor insan. Mesela ben kendi adıma şunu çok net söyleyebilirim. Ben her ne kadar kendi ata kültürümü korumaya çalışsam da, yaşatmaya çalışsam da, destek görmesi nereye kadar? Bunu mesela kendi çocuklarıma vermeye çalışsam da bir fiziki bağ olmadıktan sonra, ki bu fiziki bağı bugün bana göre hem Arnavutluk Devleti'nin hem de Kosova Devleti'nin gündemine alması gerekir. Nasıl bir fiziki bağ kuracağı noktasında, ki bunda vatandaşlık da önemli bir şey. Yalnız buradan şu da çıkmasın, bizim bir vatandaşlıktan bir menfaatimiz yok. Öyle bir beklentimiz de yok. Ama ben istiyorum ki, insanlık adına istiyorum, bırakalım bir şeyi, yani Arnavut, Türk, ne olursa olsun. Çünkü hiçbir insan ne zaman, nerede dünyaya geleceğini bilmiyor. Ama insanlık adına bile Arnavut kültürü gibi köklü, binlerce yıla dayanan bir kültürün gözümüzün önünde yok olması gerçekten çok üzücü.
Pravoslavna viera tak som čo nukam do nie interes personal, kur tak svoj kodo čo ešte, sepse nuka, sepse te kjet nie interes personal, sepse a i sot me pasaportin e ti si shuat në Turqi green pasaport, pra pasaport e jeshile, me pozicionet ti të punës, me karikën që a i zotëron sot, a i thjesht mund të shkoj dhe në Amerikë dhe mund të bëhet edhe në shtetas Amerikan. Por, shqiptarët e Turqis, që unë vazhdimisht jam në dialog me të, kërkojnë që të bëhen me identitet shqiptar, sepse nuk duan që fëmijet e tyre dhe pasardhësit e tyre, brezat e rinj, të humbin. Pra, duan që të mbrojnë kulturën dhe emrin shqiptar. Ky është qëllimi i tyre, sepse nuk kanë ndonjë interes tjetër dhe nuk kanë ndonjë interes personal, dhe as nuk kanë nevojë. Para që kanë nevojë për shqiptarët, janë të shteti shqiptar që të bashkojë shqiptarët. Janë sizin dhe Türkiye dhe sizler gibi, Musin abi gibi kimselerinin Arnavutluğa ihtiyacı yok, işin doğrusu. Fakat Arnavutluk ve Kosova bizim devletleri gibi sizlere ihtiyacı var. Ben aslında tam olarak onu söylemek istemiyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Bizim Arnavutluk veya Kosova'ya manevi ihtiyacımız var. Manevi ihtiyaç ama. Bu maddi, maddi bir ihtiyaç değil. Başka zaten. Ben de maddi olarak ve özel çıkarlardan bahsediyorum. Sizin ihtiyacınız yok. Hiçbir ihtiyacımız yok. Hiçbir ihtiyacımız yok. Benim kastım şu. Yani benim atamdan, babamdan gördüğüm Arnavut kültürü. Bugün Arnavut kültürü dediğim zaman dünyadaki bütün Arnavutlardan bahsediyorum. Hepsini kapsıyor bu. Bu kültür insanlığın önemli hazinelerinden bir tanesi. Hem insanlık için. Ne çmuar është kultura jon. Pra që të përjetojmë kulturën, duhet ta përjetojmë identitetin shqiptar. Nuk flas në emrin tim, por kam dëshirë që këtë krenari ta përvetësojnë të gjithë shqiptarët kudo që janë në botë. Yani bu kültürün ölmemesi lazım. Nuk duhet të vdes kultura jon. Yani Muhsin Bey'in de benim de daha birçok Arnavut arkadaşımız da var. İş adamı, değişik meslek gruplarında aslında hepimizin ortak kaygısı bu. Bizim çocuklarımız, bizden sonra gelecek nesiller bu kültürü nasıl yaşatacaklar? Pra, i vetmi problem që kemi dhe ajo që na bën që të brengohemi në zemër është kjo. Jo ne, se ne pomundohemi që ta mbajmë emrin ton edhe pomundohemi të bëjmë diçka për kulturën ton. Por fëmijët tanë dhe fëmijët e tyre, si do të mbajnë, si do të përjetojnë këtë kulturë? Bakın bu sadece yani hem insanlık için çok büyük bir kayıp ama diğer yandan hepimiz için de büyük bir kayıp. Biz Arnavutlar için de büyük bir kayıp. Pra kjo është një humbi e madhe për ne, për të gjithë shqiptarët, po jo vetëm për shqiptarët, por për të humbur kultura shqiptare, është një humbi e madhe për gjithë botën, si jemi një nga kultura më e vjetër botërore. Kështu që duhet të dalim për sot dhe ta mbrojmë. Dhe për këtë kemi nevojë që patjetër të mblidhemi te rrënjët tona, te pema jonë. Ku ne jemi durët, jemi këmbët, jemi gjymtyrët të trupit, kur trupi ynë është mëmëdheu jonë, është Shqipëria. Janë edhe në shëllë vërgullim herë zaman, dynjata ki Arnavutlar, birer bedenin parçasıdır. Gözüdür, kulağıdır, burunudur, ağzıdır, elidir, ayağıdır, parmağıdır. Ama tüm bu parçaları bir bedenin üzerinde olmasa hiçbir fonksiyonu olmaz. Bir bedeni beden yapan tüm bedenin parçalarıdır. Bizim bedenimiz. Aynen öyle. Memlekettir, Arnavutluktur, bizim topraklardır. Biz o bedenin parçalarıyız. Dağıldığı zaman normal bir fonksiyon yapamıyoruz. Ben tanımınıza katılıyorum. Çok doğru da bir benzetme yaptınız. Ama işte bu bedenin parçaları arasında bir bağlantı olması lazım. Bağlantı? Bunu dünyada çok iyi yapan başka kültürler var. Biz neden onu yapamıyoruz? Benim her zaman düşündüğüm bu. Pra nuk jemi vetëm ne që jemi në botë. Nuk duha ta përmend thot për momentin, por ka edhe popujt të tjerë të cilët gjindën në gjithë botën, por po t'i pyesësh ato se sa jeni në botë, ato të nëmrojnë edhe fëmijët që janë në barku në nënës. Përse mos të jemi një, ne, edhe kjo kulturë e patundur. Mesela, yani biraz önce konuşmalarda bahsettiniz zaten. Evet, ben mesela bunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Benim birçok tanıdığım Yahudi arkadaşlarım var. Türkiye'de yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan. Ama aynı zamanda Yahudi të cilët jetojnë në Turqi thotë zotria dhe dua ta theksoj këtë çështje. Ama aynı zamanda onların İsrail vatandaşlığı da var.
ve adonat ne jeton kom me gjithë se janë lindur dhe rritur në Turqi dhe babalar dhe gjyshin tyre, ato kanë edhe në shtetësin e Izraelit. Pra, përse mos ta kemi ne? Yani bu kadar insan kaynağımız tüm dünyada, dünyanın her yerinde müthiş başarılara imza atarken, yani aralarında bir kontak olmaması beni gerçekten çok üzüyor. Ajo që më brengon shpirtin është sepse ne jemi kudo në botë, dhe kudo në botë që jemi patjetër që kemi veprimtari të mëdha dhe kemi ecur shumë përpara, por nuk kemi lidhje me njëri tjetrin, nuk kemi një lidhje të përbashkët, një pikë të përbashkët, ku pika e përbashkët është vatra e shtëpisë. Janë vizimor tak në oktëmës, evinin kapësidër, evinin çatësidër. Ve o çatëda biz aynı kapıda çalmadık sürece, aynı kapıda, aynı kimlikle girmediğimiz sürece hep yabancıyız, hep yabancı kalacağız. Yani evet, neticede bunu bir noktaya bağlarsak, gerçekten tarihimizle, kültürümüzle, insanlık ailesi içinde önemli bir milletiz. Bunu hem insanlık adına hem kendi gelecek kuşaklarımız adına korumamız gerekir. Bunun için de Arnavutluk Devleti'nin, Kosova Devleti'nin yapacakları vardır, yapmalıdır. O da ne olduğu bellidir aslında. Yani önümüzdeki belki 10-15 sene içerisinde bu durum bu şekilde devam ederse korkarım ki gelecek nesillerimiz artık Arnavut olduğunu bile bilemeyecekler, hatırlamayacaklar. Pra, patjetër që qeveria shqiptare dhe kosovare ka për të bërë shumë dhe dinë se çfarë duhet të bëjë, megjithëse janë shtete të cilat gjithmonë kanë kaluar vuajtje dhe dhimbje dhe të gjithë barra e rënd e Ballkanit i ka rënë mbi supet e tyre, por jam e sigurt që do të hedh hapa në anë pozitive për bashkimin e shqiptarëve, se nëse shkojmë në këtë rrugë edhe nuk do kemi një përkraje për identitetin shqiptare, kanë prisin në vitet që pasojnë dhe jo më larg se 15-20 vjet, por breza që do vinë do harrojnë se kush janë, do harrojnë emrin e tyre. Umarım ki bu güzel mesajlar bir şekilde gereken yerlerde ulaşacaktır ve dilerim ki bunu bir devlet politikası ya da başka bir faktörün politikası olarak algılamayacaklar, çünkü böyle bir şey söz konusu değildir. Fakat biz yaşadığımız topraklarda, yaşadığımız Türkiye her zaman saygı, sevgi ve hürmetle yaşıyoruz ve her zaman sonuna kadar, ölümüne kadar, kanın son damlasına kadar biz yine bu vatana sahip çıkacağız, ama aynı zamanda geldiğimiz topraklarda, atalarımız topraklarında unutamıyoruz ve aynı şekilde bizim kalbimiz orada da atıyor ve orada da aynı şekilde güçlü bir ülke olmasını istiyoruz. Aynen öyle. Bizim amacımız budur. Farklı bir şekilde dalgalanmasın hiç kimse tarafında. Çünkü kendi memleketin Bağdat topraklarını unutan bir insan gittiği yerde hiçbir zaman faydalı olamaz. Ben her zaman bunu söylüyoruz. Elbette. Ona şüphe yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde güçlü kılan şeylerin başında zengin kültürüdür. Arnavutlar da bu kültürün bir parçasıdır. Yani ben hem kendi ailemde hem de çevremde bunu her zaman çok net izlemişimdir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Arnavutlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğinin, beraberliğinin teminatıdır. Yani dolayısıyla bunun dışında başka bir şey düşünmek söz konusu olamaz. Bizim Türkiye'de bu kadar güçlü olmamız aslında Türkiye Devleti'ne biz hiçbir zaman ayrımcılık görmedik. Görmediğimiz için de zaten biz güçlü olduk ki biz bunu kendi devletimizde görmemiz lazım. Burada esas olan şey, benim en başından beri vurgulamaya çalıştığım şey şu: Arnavut kültürü, Arnavut milleti insanlık tarihinin ve insanlık kültürünün önemli bir hazinesidir. Bunu yaşaması gerekir. Bunun yaşaması için Arnavutluk Devleti'nin, Kosova Devleti'nin yapması gereken çok şey var. En başta diasporada bulunan Arnavutlarla iletişimini kurması gerekir. Ben mesela şimdi, benim yarın iki tane benim oğlum var. Bunlar Arnavutluk ve Kosova'yla nasıl bir bağ kuracaklar? Pra ajo që më shqetëson më tepër është lidhjet e dobta që janë.
flasim për Turqinë. Turqia është një shtet i fortë dhe ajo që e bën Turqinë të fortë është kultura e saj e fortë dhe është bashkëpunimi. Pra që është bërë dhe mbështetja që është bërë kulturave, kur ne kemi një kulturë mirëravjeçare, edhe duhet të kemi një fuqi të tillë. Unë kam një dhimbje dhe mendoj për fëmijët e mi, se fëmijët e mi, qofta se nuk bajnë emrin shqiptar edhe nuk kanë identitetin shqiptar, çfarë lidhje mund të krijojmë me gjakun shqiptar dhe me shqiptari? Po e bëj këtë pyetje. Doğru bir soru. Yani dolayısıyla biliyorsunuz dünya hızla küreselleşiyor. Mesafeler hızla kısalıyor. Bir de yeni bir Z kuşağı var. Şimdi yani bu ortamda bizim kültürümüzü yaşatmamız gerekir. Bunda da hamilik en birinci görev bana sorarsanız Arnavutluk Devleti ve Kosova Devleti'ndedir. O zaman Arnavutluk Kosova Devleti'ne güzel bir mesaj gönderelim ve bizi izlemekte olan ki tüm dünyadaki Arnavutlara da güzel bir mesaj gönderelim ve sonunda bir selamla onlara Türkiye'de kucak dolusu sevgilerimizi gönderelim. Pra dukarda në fund të programit, dua të marr një përshëndetje sidomos për qeverinë shqiptare, disa mesazhe nga zoti Xham, si nga një figurat më të shquara të biznesmenëve këtu në Turqi, dhe gjithashtu një përshëndetje për të gjithë shqiptarët dhe një mesazh për të gjithë shqiptarët. Peki, o zaman şöyle bitirelim. Ben kendi adıma Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı Cem Sardıkör olarak bayrağıma son derece bağlı birisi olarak aynı zamanda Arnavut kökenimle de gurur duyan birisiyim. Bu münasebetle de şu an bizi izleyen yeryüzündeki bütün Arnavut kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı iletmek istiyorum sizin aracılığınızla. Umarım gelecekte, çok yakın gelecekte az önce konuştuğumuz her şey gerçekleşir. Ve hem kendi geleceğimize, kendi çocuklarımıza güzel bir miras bırakırken hem de insanlık tarihine de güzel bir miras bırakmış oluruz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Pra duke falendëruar zotin Xham për mesazhin ditën ngrohtë, i cili duke dërguar përshëndetjet e tij për të zemërta, duke dërguar me sinqeritet dashurinë e tij nga këtu përgjigjë shqiptare dhe shtetin shqiptar, thekson që dihem krenar në radhë të parë që kam gjak shqiptari, ndihem shumë krenar edhe dërgoj përshëndetjet e mia të veçanta sidomos e qeveria turke dhe ndihem shumë i lumtur që jam këtu sepse e kam parë respektin në radhë të parë si qeni njerësore, në radhë të dytë në hapat e jetës që kemi hedhur kemi parë vlera shumë të larta dhe kjo na bën që të krenohemi dhe të jemi deri në momentin e fundit edhe luftëtar edhe besimtar të kësaj rruge edhe të respektojmë me dinitetin ton të plotë me gjithë zemër pra qeverinë turke edhe flamurin turk që unë përkra me gjithë zemër Xhemin për këtë mesazh sepse po shikojmë një vlerë shumë të madhe, po shikojmë një përkrahje shumë të madhe nga qeveria turke që kemi dëshirë thotë dhe shpresoj që të gjitha ato mesazhe që dërguam dhe një vlerë të tillë të shikojmë edhe nga shteti shqiptar që të na jap krenarinë që të jemi shqiptar. Umarım en yakın zamanda bu dileklerimiz yerine gelecek ve aynı zamanda onurla ve gururla Arnavut olduğumuzu söylemeliyiz. Çünkü Arnavut olduğumuzu söylüyoruz. Ha ben şahsen Arnavutlukta doğdum büyüdüğüm için ben Arnavut kimliğimi taşıyorum. Ama ben sizi şu an sorsam siz Arnavut mısınız? Evet diyeceksiniz. İspatla bana. Neyle ispatlayacaksın? Ben yüreğindekini göremiyorum. Ben bir gerçeklik istiyorum. Gerçeklik de tabii ki sizin nüfusunuz değil mi? Oraya ait olan bir pasaport, bir isim. Elbette bu yani. Pra, po them që unë i them zotëris, jeni shqiptar, po thot jam shqiptar, i dridhet buza për shqiptarizin. Duat ma vërtetoj, ku ma vërtetoni se jeni shqiptar. Nuk mund ta hap zemrën e ati. Nuk mund ta vërtetosh me helmetën ilire, me flamurin shqiptar, ose me një libër shqiptar dhe me fotografi. Por me identitet, kur vdesin me identitet, jeton me identitet, dhe thua që jam shqiptar, dhe vise me identitet. Nëse s'ke identitetin, fjalet janë të kota. Benim için, gerçekten bir mühür, bir isim yoksa, bu Türk pasaportumuzu taşıdığımız şekilde, Arnavut olduğunu söylemek sadece yüreğinde bir yaradır. Ve o yara melhem ister, melhem de oradan gelir. Gelirse buyurun, gelmese tüm dünyadaki Arnavutları kaybedecekler. Net.
Öz ve söz budur. Bu söylediklerinizin altına imza atıyorum. Yani bunun tartışılacak hiçbir tarafı yok. Yani bu acilen yapılması gereken bir şey. Pa, nëse nuk jepi drejtë shqiptarëve shqiptarizmit, me të vërtetë të gjithë shqiptarët në përbot të humbin emrin shqiptar, përveç atyre që kanë ndodhur janë rritur sot atje. Ju faleminderit dhe mirëpafshim në një program tjetër.